Herkese merhaba. Bu videoda bir yaş bebek tulumunu dikeceğiz. Boyu 70 cm'lik bir kumaşım var ve fazla yeterli oldu. Kumaşı iki kat yaparak 15 cm'lik noktalar işaretliyoruz ilk başta. Daha sonra kumaş katına dik açı yapacak şekilde birleştiriyoruz. Önce ön bedeni yaptığımız için birleşim noktasından 6 cm aşağı yaka düşüklüğünü işaretliyoruz. Yine aynı noktadan 7 cm yaka açıklığını işaretliyoruz. Bu 2 cm işaretlediğimiz yer omuz düşüklüğü olacak. Omuz genişliğini bu işaretli noktadan geçirerek çizeceğiz. Önce ön yaka oyuntusunu çizerek başlıyoruz. Birleştiriyoruz burayı. Şimdi omuz genişliğimizi ölçüyoruz ve onu işaretliyoruz. 5 santim. Şimdi uzun çizgimizin başından aşağı doğru sırasıyla noktalarımızı işaretliyoruz. 15 santim, 20 santim ve 20 santim. Bu noktaları da dik açı olacak şekilde uzatıyoruz. İlk noktayla omuzu kol örüntüsü olacak şekilde birleştiriyoruz. Gösterdiğim yerden 2,5 santim bolluk payı veriyoruz. Buradaki işaretlemeleri olduğu gibi aktarın. Sırasıyla çizimini yapacağız, sonra şekillenecek, siz de göreceksiniz. Şu an A oyuntusu şeklini veriyoruz. Burası paça genişliğimiz. Riga kullanarak bombe şekli veriyoruz. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Şekli görün önce bir. Ön bedeni oluşturduk. Şimdi 1 santim dikiş payı vererek kesiyoruz. Arka bedeni de ön bedeni kullanarak hemen keseceğiz. Yine kumaşı ikiye katlayıp ön bedeni yerleştiriyorum ve birkaç işlem yapacağım üstünde. İlik düğme için askıyı omuzdan yukarı çıkarak işaretliyorum 5 santim. Bunu da oyuntunun şekline göre uzatıyorum yukarı doğru. Arka yaka biraz daha yukarıda olduğu için ben de 2 santim yukarı çıkartıyorum yakayı. Burası da arka yakamız. Bunu da oyuntunun şekline göre çizip omuzla birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şekil oluştu. Şimdi kesim zamanı. Şimdi temiz çalışmak için pervaz kesiyoruz. Hem ön beden hem de arka beden için birer tane. Bu çok kolay. Sadece bedenimizi koyuyoruz ve onun üstünden kopyasını alıyoruz. Kısa olacak sadece biraz, o kadar.
Bunlar da hazır. Şimdi dikim işlemine başlayabiliriz. Kumaşların yüzüğü birbirine bakacak şekilde yerleştirip yanlarını birleştiriyoruz. Her ikisinde hem pervazın hem bedenlerin. Şimdi bunları birbirine birleştirmek için gösterdiğim şekilde yerleştirin ve inleleyeceğiz. İğneleme işlemini yaparken şunu belirtmek istiyorum. Bu yaptığımız bir yaş kalıbı. Eğer siz iki yaş yapmak isterseniz sadece yanlarından bir santim daha bolluk payı verirseniz yeter. Çünkü ikisinin arasında boy dışında çok da bir fark yok. Ama 6 ayrı falan dikmek isterseniz onun için bambaşka ölçüler ve kalıp gerekli. Bir de bence kağıt üstüne de muhakkak bu kalıbı çıkartın. Bu kalıpla çok şey dikersiniz. Hep elinizin altında dursun çünkü ben de öyle yaptım. Şimdi çepeçevre bu gösterdiğim her yeri dikiyoruz. Şimdi de çıtlarını atıp ters çevireceğiz. Çevirip düzelttikten sonra 1-2 milimden çima dikişi yapıyoruz ki pervaz hiç dönmesin bu gösterdiğim yerlerden. Diktik. Geriye sadece A ve ilik düğme kaldı. A kısmında hemen gösterdiğim gibi birleştiriyoruz. İlik düğmesini takıyoruz ve çevirelim. Dadam, çıktı bile ortaya. Paçalarını isterseniz birleştirin. Yani şöyle isterseniz kıvırıp dikin. İsterseniz elde terleyin tutturun. İsterseniz tamamen dikin. Size kalmış. Böyle cep ekleyebilirsiniz. Nakış yapabilirsiniz. Aplik işte süsler püsler takabilirsiniz. Ben size zemini verdiğim süslemesi de size kalmış. Eğer yaparsanız muhakkak da benimle paylaşmayı unutmayın. Çok tatlı bir şey oldu. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.